Herkese merhaba, ben Fevzi, Fevzi Tekinalp. Kesişen Yolların YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki, bugünkü tercih sohbetlerinde Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne konuk alıyoruz. Konuklarımız Ömer Özdemir ve Halil Burak Pala. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Rica ederim. Dilerseniz hemen yayına başlayalım. Bir saniye soruları açayım. Şimdi sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Sınıfınız, sizler kaç yaşındasınız, ne yapıyorsunuz? Boğaziçi Bilgisayar 4. sınıfım. Halil de öyle. Sınıf arkadaşıyız biz. Ne yapıyoruz? Ya şu an ikimiz de staj yapıyoruz. Okey. Stajınızı nerede yapıyorsunuz? Ben şu an Baykar'da yapıyorum. Ben de bir startup şirketinde yapıyorum. Şu okay. an. Evet. Dilerseniz bir sonraki soruya geçelim. Şimdi Boğaziçi'ni tercih etmenizdeki temel neden neydi? Yani muhtemelen sıralama bandınız da yüksektir tercih ediyorsanız. Ve seçenekleriniz çok fazla. O kadar fazla seçenek içerisinden neden Boğaziçi? Ben başlayayım. Yani biraz nasıl diyeyim? Boğaziçi'ne girecek sıraları yapan insanlar genelde işte bayağı bir ciddi burs veren yerler oluyor mesela. Biz yaz aylık 10 bin lira maaş falan gibi mesela. Hani insanlar bunu tepip geliyor mesela. İşte bunu tepip geliyorsa mesela hani şey düşünüyorsa ya idealisttir ya da kar zarar analizi yapıp seçmiştir falan diye. İşte daha çok idealist insanlar düşündüğünü, yaptığını düşünerek hani biraz seçim yapmıştım. Bir de işte yani her zaman işte Boğaziçi diğer okullara göre daha çok böyle bir parlıyor. Yani bilinen bir okul. Hani işte her üniversite güzel ama Boğaziçi daha bir farklı anlatıyor. Mesela arkadaş çevreniz ne bileyim orada burada falan merak uyandırıyor. Yani böyle bir okumak istiyorsunuz. Hani işte ne bileyim mesela biriyle tanışmıştım. İşte İTÜ'de endüstri mühendisliğine girebilecekken mesela mezuna kalmış. İşte Boğaziçi endüstri için falan mesela. İnsan şeyi sorguluyor yani. Bu hani değer mi bir yıl kaybetmeye sırf Boğaziçi olsun yani bu kadar mı fark var falan diye öyle insan bir merak uyandırıyor yani gidip orada okumalıyım şeklinde falan. O şekilde hani tercih etmiştim. Daha başka tabii faktörler falan da var tabii. Hani başka şeyler de bahsediyordu insanlar işte ne bileyim. Halil de biraz anlatırsa ben de katılırım. Yani benim Boğaziçi'ni tercih etmemdeki motivasyon biraz şeydi. Yani ilk önce hangi alanda ilerlemek istediğimi belirlemem gerekti. Yani benim önümde iki yol vardı. Ya tıp tercih edecektim ya da mühendislik tercih edecektim. Mühendislik içerisinde de açıkçası çok mühendislik alanında öncesinde ne tarafa gitmem gerektiğiyle ilgili çok araştırma yapmamıştım. O yüzden en başta ben elektrik elektronik mühendisliğini yazarak geldim Boğaziçi'ne. Orada da şöyle bir motivasyonum vardı. Yani mühendislik alanındaki en iyi üniversiteler Türkiye'de yani Boğaziçi, işte Bilkent, Koç, ODTÜ, İTÜ bu üniversiteler. Yani bu üniversiteler içerisinden biraz eleme yaparak geldim ben. Yani en son elediğimde benim karşımda ya Boğaziçi'ne gelmek vardı ya Bilkent'e gelmek vardı. Biraz ODTÜ'yü ve mesela Koç'u elemiştim. Boğaziçi ile Bilkent arasında da Boğaziçi'nin İstanbul'da olması beni çekti açıkçası. Bir de bilmiyorum devlet üniversitesinde okumam gerektiğini düşündüm. O yüzden Boğaziçi'ni tercih ettim. Boğaziçi'ne geldim. Sonrasında elektrik elektronik mühendisliğinde de bir dönem okuduktan sonra biraz mühendislik disiplinlerini gördükten sonra, anladıktan sonra bilgisayar mühendisliğinin bana daha uygun bir alan olduğunu düşündüm. O yüzden son iki senede bilgisayar mühendisliğine yatay geçiş yaptım. Boğaziçi içerisinde kurum içi yatay geçiş yaptım. Teşekkür ederiz. Peki tercih döneminde aklınızda olan Boğaziçi'ne bakış açınız ile şu andaki bakış açınız arasında bir fark var mı? Benim var.
Mesela işte dışarıdan bakarken öyle bir anlatıyor ki insanlar, yani böyle hani Boğaziçi'ne her giren işte çok güzel bitiriyor falan, işte böyle çok güzel şeyler yaşıyor böyle falan, böyle hani işte ne bileyim, hani böyle nasıl diyeyim, çok her şey mükemmel yani, hiçbir şey kusursuz değil falan gibi, böyle hocalar çok iyi, öğrenciler çok iyi, böyle hep yardımlaşma var, destek var, işte ne bileyim böyle herkes, yani böyle hep iyi şeyler, hiç kötü bir şey yok gibi falan. Ama içine girince, bir girmiş olmanın mesela, hani bir şeyi yapınca o şeyin esprisi kalmıyor. Bir onun getirdiği değişim var. Bir de gerçekten de bazı şeylerin öyle olmayışını getirdiği bir değişim var. O şekilde değişiyor yani. Bayağı bir hem de. Tamam. Halil, senin de düşüncelerini alalım. Ya ben de şöyle bir bakış açım değişimi oldu. Biraz Boğaziçi de hani çok Türkiye'nin en iyi öğrencilerinin geldiği bir okul. Dolayısıyla gözümü korkutan bir rekabet olacağından ben korkmuştum. Yani başaramayacağımdan çok korkmuştum. Ama biraz çalışınca, yani emek verince karşılığını alabildiğimi gördüm yani. Beni korkutan oydu. Biraz yapamayacağımdan korktum ama yapılabileceğini gördüm. Ama tabii Ömer'in değindiği noktalarda da tabii ki önemli noktalar yani. O noktalarda da bazı bakış açısı değişimi oldu. Hatta bir şey anlatayım ben. Tabii. Hazırlık okuyordum mesela. Bir arkadaşım Boğaziçi'nin inşaat mühendisliğine girmişti işte. İşte o konuşurken işte şey diyordu bana. Bebekten ev alacağım falan diyordu böyle. Diyordum ne zaman alacaksın falan, işte 30 yaşında falan diyor. Diyorum seni o zaman aylık işte milyon kazanman lazım. 1 milyon falan, 2 milyon kazanman lazım hani almak için 30 yaşında. İşte o da diyor ki zaten hani aylık o kadar para verecekler tabii ki Boğaziçi. İşte okuyorum, mezunum falan diye diyorum. Sana nereden versinler o kadar, hani 3 bin falan verirler mesela, o zaman için öyle bir paraydı genelde insanların kazandığı falan. O da hani böyle söylediğim şeye pek inanmıyordu böyle, hani çok hani Boğaziçi'den her mezun olan insana çok para kazandığını falan zannediyordu mesela. Böyle yanılgılar da oluyor. Hani Evet. içeri girince bunun böyle olmadığını görüyorsunuz. Hani dışarıdan öyle gibi gözüküyor. Ya evet, yani halkın içerisinde Boğaziçi ile alakalı böyle çok nasıl diyeyim şehir efsaneleri dolaşıyor. Mesela Evet. işte ikinci sınıfa gelince sizi hemen işe alıyorlarmış falan Aynen birisi. aynen aynen. Üçüncüsü, teklifler yağıyor sürekli size. Yani Stajyeri o de zor biraz, buluyoruz kardeşim. evet, o biraz yani şehir efsanesi yani. Tabii ki de yani tabii ki çok iyi arkadaşlarımız var. Onlar kendilerini, tabii onlar kendi emekleriyle bu tarz şeyleri elde ediyorlar. Yoksa Boğaz içine girdikleri için bu tarz şeyleri elde etmiyorlar yani. Ama Biraz sizce de yani şimdi ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi istatistik var. Yani şimdi biz az çok aşağı yukarı üniversite sınavında yüksek puanlar almış ve Boğaziçi'ne girmiş bu kişilerin 10 yıl sonraki başarılarına baksak yani ve atıyorum işte 50 bininci olan adamın bir başarısına falan baksak farklı bir üniversitede. Yani onun başarısının hani pozitif bir korelasyon yok mu? Yani bir korelasyon söz konusu değil mi? onu Tabii ki açıklayayım. vardır. Söyleyeyim mi Ali? Tabii, buyur. Tamam. Ya bak şöyle, mesela ilk kez bir insan bir şey öğrendiği zaman öğrenmek böyle daha zorlu bir şey oluyor mesela, işte çok emek gerektiriyor falan. Diyelim bir yıl. Mesela ilk kez İngilizce öğreniyorsun. Mesela hayatında hiçbir şey bilmiyorsun akademik olarak. Matematik vesaire de mesela. İlk kez İngilizce öğreneceksin diyelim. Mesela o İngiliz, yani sen daha nasıl ders çalışılır vesaire bilmiyorsun. İşte ne bileyim bir dil nasıl öğrenilir vesaire bilmiyorsun. Nasıl düşünmen gerektiğini bilmiyorsun. Nasıl araştırman gerektiğini bilmiyorsun. İşte sadece bu işler sayısal zekaya bakmıyor. İşte duygusal zekaya da bakıyor. Hatta sosyal zekaya da bakıyor mesela. Genelde mesela bunlar düşükse mesela sen işte bilgi katmaya çalışıyorsun kendine, ama başka yönlerde de eksiklerin var falan. Yani ama bir sabırlı olunca diyelim o bir yılda, ondan sonra bu iş hani biraz da şeyi oturtursanız eğer, mesela hani ben bunu alışkanlık yapacağım mesela. Hayatım boyunca çalışmam gerekiyor. İşte akıllı bir şekilde çalışırsam, mantıklı bir şekilde. Düzenli olarak diyelim her gün 4 saat çalışmam gerekir. Ama aklımı kullanmazsam diyelim okul bittikten sonra gece gündüz çalışmam gerekir. Daha stresli bir hayat yaşarım. İşte daha vizyonum daha doğru olur vesaire mesela. Evet. Bunun bilincinde gidince işte insanlar daha başarılı. Korelasyon böyle geliyor yani. İlk başta öğrenmek denen şey kolay bir şeye dönüşüyor. Daha sonra bunun da işte Karzana analizini yapınca mesela, düzenli olarak şöyle yaparsam şöyle olur, böyle yaparsam böyle olur. Bir şeyin kabullenişi var aslında hani bizde. Yani şeyden alakalı değil tam olarak hani.
sıralama ya vesaire. Ben orada biraz şöyle bir korelasyon olduğunu düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi Türkiye'nin en ileri geliyor bu okula, bu bölüme. Dolayısıyla bu insanların kapasiteleri de hakikaten yüksek oluyor yani. Daha yani sonuçta üniversite sınavında da belli şeyleri başarabilmiş insanlar oluyor. Eğer bölümde de belli bir tabii ki çabayı verirlerse kendilerini yani kendilerinde olan kapasitelerini ispatlamış oluyorlar bir açıdan ve bu sektörde de karşılığı olan bir şey. Çünkü sen en basitinden oturup bir ders çalışamıyorsan yani belli bir yani yapman gereken işi yapamıyorsan tabii ki de işveren bunu yani seni işe almak istemez. Ama biraz tabii ki bu bunun yani işe alım kriterinin tamamı bu değil tabii ki ama ben etkili olduğunu da düşünüyorum. Ama bizim değinmek istediğimiz nokta şuydu. Hani Boğaziçi'ne girdiğin için sana işte iş teklifleri yağmıyor. İçeride de tabii ki kendini ispatlaman gerekiyor. Evet ama yani mesela şu belli bir size bir title kazandırmıyor değil yani. Tabii mesela ki belli şunu bir... ekleyeyim. Hem benimle birlikte girmiş olup ya da ne bileyim benden önce vesaire girmiş olup aslında hani bilgisayar mühendisine hala ısınamamış insanlar tanıyorum mesela. Hani işte o korelasyon yok yani gerçekten yok. Hatta atıyorum onlardan yani, böyle 50 bine giren adam şu an onlardan daha ileride olabilir mesela. Hani bu çok doğru değil. Ya biraz ama şöyle ben... Burada yani olasılık an... yüksek. Evet. Hemen bitiriyorum. Hani dur. Tabii buyur. Mesela 100 kişi giriyor diyelim Boğaziçi'ne. 20 kişi mesela o korelasyonu yakalıyor. Ama diyelim işte X üniversitesine giden kişiden 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi yakalayabiliyor. Burada bunun... yani istatiği daha yüksek yani. Yoksa var. Yani bu tam doğru bir şey değil. Evet. Yani biraz ben şunu diyecektim. Yani bugün üniversite tercihi yapacağını söyleyen birinin yani kardeşimin arkadaşının bana ilettiği bir şey. Yani mesela iyi bir derece yapmış ama hani kafasında şeyi netleştirememiş benim gibi yani. Tıpa mı gitsem, mühendisliğe mi gitsem ve kafasında mühendisliği biraz şey olarak kurmuş. Yani mühendislik tıptan daha kolay. Ben mühendisliğe gidersem daha rahatım. Biraz daha işte yani mühendislikte yatarak geçebilirim gibi bir şey kurmuş kafasında. Evet. Yani biraz bu yanlış anlaşılmalar, bu yanlış algılamalar var. O yüzden yani öyle değil. Şimdi Boğaziçi ile alakalı da benzer yanlış algılamalar var yani. Peki ben bir şey merak ediyorum. Şimdi bunun hakkında da birkaç şey okudum. Kaynak gösteremeyeceğim, özür dilerim. Herkesin en iyi olması genelden alınan verimi düşürmüyor mu? Yani ben bunun hakkında birkaç tane şey okumuştum. Psikolojik çalışma falan okumuştum. İşte... Bir alanda herkes en iyileri işte bir alana falan koyuyorlar. Herkes en iyi falan işte gelen genelden alınan verim falan düşüyor. Bazıları tembelleşiyor işte ne bileyim. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Yani orada bir yorum yapabilir misiniz? Ya şimdi içeride hakikaten çok yani büyük bir rekabet var. Ha, bu rekabetin kişiye ittiren, ateşleyen bir tarafı da var. Ama tabii ki biraz moralini bozan tarafı da olabiliyor. Yani bir yerde yarıştan kopunca hakikaten nasıl diyeyim, seni ezip geçebiliyorlar yani. Ama yani sen yarışa tutunmayı kendine amaç edindiğin zaman yani bir emek verdiğin zaman hakikaten karşılığını alıyorsun. Ben biraz onu gördüm. Yani başta da söyledim. Ben korkuyordum yani. Yapamam zannediyordum. Hani yani ya şunu da ekleyeyim, Valer en iyi öğrencilerden bölümdeki. Yani çalışınca yapılıyormuş, onu görüyorum yani. O açıdan yani bunun çok net bir cevabı yok bence. Biraz kişiye bağlı. Yani kimisi vardır rekabet içerisinde çok yani ne bileyim yaşayamaz. Yani o rekabet biraz insanı zehirler. Kimisi evet. vardır. Ama kimisi vardır o rekabet kendisini ateşler yani. Çok daha iyi olmak için çalışır. Ama yani bence aşırı derecede korkulacak bir şey değil yani. Çalışınca, emek verince karşılığı alınıyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Ömer abi senin bir yorumun var mı?
Yok ya, Halil'e katılıyorum yani kesinlikle. Okey. O Yani zaman. ama şey, dediğin doğru olabilir. Yani bazı insanlar için iyi gelmiyor olabilir böyle bir ortam. Bazıları için iyi gelebiliyor olabilir. İşte karakter meselesi. Hani biraz insan kişiliğine göre seçim Ama yapmalı. biraz yani şunu da düşünmesi lazım bence buraya gelen öğrencinin. Yani sonuçta sen de geldin, diğer arkadaşlar da geldi. Yani ikiniz Evet. de aslında çok farklı değilsiniz. Yani bölümdeki herkes, yani birisi yapabiliyorsa demek ki diğeri de yapabilir yani. Çünkü siz üniversite sınavında hemen hemen aynı, hatta neredeyse bir net iki net farklı yaparak geldiniz yani. O açıdan bence korkulacak bir şey değil. Bir de şunu ekleyeyim mesela, hani niye Boğaziçi seçtiniz diye sormuştun ya. Evet. Mesela orada şey de vardı benim kafamda. İşte üniversiteye geçince işte bu üniversite sınavında neredeyse full'e yakın yapıyor herkes, giriyor ama üniversiteye geçtiğinde işte bazı 7 yılda, 10 yılda, 8 yılda işte iki ortalamayla hani böyle akademik olarak başarısız oluyor ve bunların sayısı izledi. Ay az değil, bayağı var. İşte mesela ben biraz şeyi de merak ediyordum, hani bunu gözlemlemek istiyordum mesela. Bu insanlar nasıl bu duruma düşüyorlar? Neler işte bir insanı hala başarılı kılarken, işte rekabet ona iyi gelirken atıyorum, diğerine kötü geliyor mesela. Neler fark ediyor falan mesela. Bu da kişisel olarak mesela beni parametreleri anlamamı sağladı. Mesela Operations Research denen bir ders var mesela. Orada constraint var atıyorum. Hani o constraint'in gerektiğinde kaldırılması, gerektiğinde katsayılarını oynamak, ne bileyim işte sabit şeyi falan arttırmak gibi hani geliyor bana, hani böyle şeyleri anlamak. Daha iyi noktaya gidebiliyorsun. Yani biraz gözlem yapmak gerekiyor. Yani mesela başarısız olduğum zaman ben mesela ben şey demem. Geri zekalıyım falan demem mesela. Hani şey derim. Bir şeyleri yanlış yaptım. Neleri yanlış yaptığımı anlayıp düzeltmem lazım mesela falan. Veya şu insan başarısız oldu. Şey demem yani, bu insan aptal falan demem. Onun yerine neleri yanlış yaptı da bu insan başarısız oldu deyip işte başkasının başarısızdan kendime ders çıkarıyorum mesela. İleride yaşayacak olursam veya hatta yaşamadan mesela buna bir önlem almış oluyorum mesela. Boğaziçi'nde böyle bir şeyi tecrübe etme şansınız oluyor mesela. O yönden güzel baya. Çok iyi yani geliştirdiğini düşünüyorum böyle insanı. Dilerseniz bir sonraki soruya geçelim. Tamam. Bir aday üniversite tercihi yaparken sizce nelere dikkat etmeli? O zamanlara dönseydiniz, şunu yapsaydım, şunu göz önünde bulundursaydım, şu parametreli kriterleri de ele alsaydım daha iyi bir yerde olabilirdim dediğiniz bir şey var mı? Hani söyleyeyim mesela ilk başta il tercihi yapmalı bence, hani İstanbul mu Ankara mı vesaire gibi. Bu İlter. önemli bir şey. Önce il tercihi yapmalı. Ona göre zaten belli üniversiteler kalıyor. Ondan sonra özel devlet seçimi yapmalı mesela. Özellerde biraz daha yurtlar belki iyi olabiliyor. Ne bileyim ders seçimi mesela daha özgürce oluyor. Devlette mesela daha işte nasıl diyeyim, paket şeklinde veriliyor. Yani bunları alacaksın, mezun olacaksın şeklinde. Ama özelde mesela şunu da alabilirsin, mezun olabilirsin. İşte mesela Selim abi diyor ki operating sistemi almadan mezun oldum. Normal devlet okullarının hepsinde zorunlu mesela bu ders. İşte sanırım algoritma analizi falan dersini almadan da mezun oluyormuş falan. Hani böyle özgürlükçü yanları oluyor. Bazı farklılıkları oluyor yani mesela. Bunları bir gözetebilirler. Hani özelde mi okumalıyım, devlette mi? Sonra işte devlete düşünce de atıyorum, çok fazla seçenek kalmıyor. Ya da özele düşünce de zaten. Ondan sonra ona göre yurt bence çok önemli mesela. Hani çünkü yurtta kalınca sıkıntı yaşıyorsunuz bir insanla kaldığınızdan içine. Ne bileyim, gece mesela telefonla konuşuyor. Kapat deseniz bile kapatmıyor atıyorum falan. Veya ışığı açıyor mesela, uyuyamıyorsunuz. İşte ya da ne bileyim bağırarak konuşuyor mesela. Ders çalışırken odaklanamıyorsunuz falan. Hani ve yurtlarda ilk sınıflarda genelde 3'e geçene kadar en azından 4 kişiyle, 6 kişiyle, 8 kişiyle falan kalabilirsiniz. Hani böyle süper donda falan kalmıyorsanız, o okulun genel yurtlarında kalıyorsanız öyle bir sıkıntı var. Hani bence yurt önemli bir parametre. Bir de şöyle bir şey var. Devlet okullarında yemek, işte bizim okulda mesela 4 lira küsür bir şey. Ama atıyorum özellerde daha pahalı mesela. Hani bunu da göz önünde bulundurabilir. Verdikleri burslar oluyor mesela. Bunları göz önünde bulundurabilirler. Ama şey yani verdikleri eğitim açısından, yani insanın kişiliğine bağlı. Anlatıyorum. Siz bilgisayar mühendisliğine ilgi duyuyorsanız hangi okula giderseniz gidin zaten kalifiye çıkarsınız. Çünkü boş vaktinizi hep bir şeyler öğrenerek değerlendireceksiniz. Okulda da zaten bir şeyler öğreneceksiniz falan hani. O yönden hani, ama şey işte hani biraz insanın karakterini falan da tanıması lazım tabii bu parametrelerden sonra. Halil'den de duyalım bir şeyler. Halil abi, senin yorumlarını alalım. Sen ne düşünüyorsun? Yani bence tabii ilk önce kişinin hangi alanda yani hangi bölümü istediğini netleştirmesi gerekiyor. Biraz onu yani ben
sonraya bıraktığım için biraz acı çektim. Tabii bu bir tercih döneminde yapılacak bir şey değil aslında. Bunu biraz lise çağında öğrencilere nasıl diyeyim, bu yönde teşvik etmek gerekiyor bence öğrencileri. Biraz ne istediklerini, ne yapmak istediklerini keşfetmeleri gerekiyor. Ondan sonra artık biraz okulların imkanlarını, okulların eğitim kalitelerini araştırmak gerekiyor. Ama bence yani top üniversitelerde, yani en üstteki üniversitelerde, sıralamadaki, öyle aşırı derecede bir fark olduğunu ben bilmiyorum, düşünmüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani eğitim olarak fark etmez. Evet. Ama diğer sosyal imkanlar yani, falan fark eder. Sosyal imkanlar, yurt imkanları. Ama ders programı farkı var. Tabii tabii, yani şöyle biraz. O noktada ben şöyle düşünüyorum. Mesela Boğaziçi'nin bizim bölümün en azından müfredatının ben mesela yani diğer mesela İTÜ'den daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Abi evet, İTÜ evet. Biraz böyle computer engineering programı. Evet. Yani evet. Bizde de var mesela donanım dersleri, bizde de var. Ama biraz daha şey seviyesinde kalıyor, yani biraz genel kültür yani verecek seviyesinde kalıyor ki bence olması gereken yani olmalı yani. Mesela şey soruları soruluyor ya mesela. Ben yazılım mühendisi olmak istiyorum. Bilgisayar mühendisliğinde donanım dersleri var. Ben bu dersleri niye alıyorum? Ya ben alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biraz bilgisayarın işleyişini bilmeden iyi bir yazılımcı olmak biraz bilmiyorum, zor gibi geliyor bana. Çok özür dilerim. Ben bilmiyorum ama tam olarak eğitim falan da almadım. Sadece oradan buradan işte edindiğim bilgiler var. Belirli projeler üretirken işte ne bileyim, projeyi ürettik, projeyi yazdık. O projeyi optimize ederken donanım bilgisini kullanmıyor muyuz? Yani, yani tabii. Evet, yani kullanılır. Yazdığım programa göre de işte mesela gömülü sistemler falan çalışıyorsan daha donanıma yakın şeylerde orada yapılıyordur muhtemelen. Ama mesela Cerebras diye bir şirket var. Sanırım yapay zeka donanım hızlandırıcısı falan üretiyor. O şekilde. Yani programların donanım üzerinde sonuçta. Şöyle, ben Computer Organization, bir de Digital Design diye bir ders var donanım derslerinden. Bu dersler bilgisayarın hani şeyini anlamak, donanım açısından anlamak açısından faydalı ama hani elektrik dersleri, elektronik dersi, giriş dersleri, hani fizik dersleri falan, bunlar çok da bilgisayarın nasıl, hani öğrenseniz de öğrenmeseniz de çok fark etmez ama Digital Design ile atıyorum Computer Organization öğrenmek ciddi anlamda fark eder hani donanımın nasıl çalıştığını anlamak açısından bence. Yani ben bu tarz derslerde de yani çünkü düşününce biraz, çünkü biz mesela hakikaten ağır fizikle öğreniyoruz, matematikle öğreniyoruz, ne bileyim diferansiyel işte denklemler vesaire, bu tarz dersleri de alıyoruz. Ben bunların genel mühendislik altyapısı oluşturması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum yani. Tabii biraz düşünce tarzı, mühendis düşüncesi yani mühendislik. Evet evet, biraz yani iyi bir matematik altyapısı bence önemli tabii ki bilgisayar mühendisliğinde, yazılım mühendisliğinde. Ama tabii bu biraz şeye de neden oluyor. Nasıl diyeyim? Yani ileride biraz kendi yolunu kendin çizmen gerekiyor. Yani mesela bazı okullarda mesela network dersleri zorunlu derstir. Ama mesela bizde network dersi zorunlu ders değildir. Network dersi seçmelidir mesela. Biraz bu açıdan sıkıntı olabilir. Yani mesela network bence önemli, bilinmesi gereken bir şey ama seçmeli ders. Ama mesela diferansiyel denklemler ya da Mesela kimya dersi alıyoruz biz. Yani çok da gerekli değil gibi duruyor. Kimya çok bariz. Bence ama kimya dersi yerine şey koysalar, hani bilgisayar mühendisliği alanları nedir gibisini atıyorum işte. Hani öyle bir ders koysalar daha iyi olur. Onları ben de bilmiyorum, mantıksız bulmuştum. Bizim üniversitede hiç öyle dersler yok. O yüzden ben işte Türk Alman'ı tercih etmekte biraz daha sıcak bakmıştım. Şimdi sizce bilgisayar mühendisliği tercih edecek öğrenciler, bu bölümü işte bu alanı, bu alanda yürümek isteyen öğrenciler kendilerinde ne gibi özellikleri, kabiliyetleri, yetenekleri aramalı? Kimler bilgisayar mühendisliği tercih etmeli? Ne düşünüyorsunuz? Abi Ömer abi, senden başlayalım. Tamam. Yani bence sabırlı olmaları lazım çünkü kodda bir bug falan çıkacak. Özellikle başlardan, ilk okuduğunuzda falan. Yeniyseniz bu işlerde.
Bug'ı çözmek böyle saatlerinizi falan alacak mesela. Çok basit bir şeyden belki kaynaklanacak atıyorum. 2-3 gününüz gidecek mesela. Hani olabilen şeyler bunlar. O yüzden hani sabırlı olmak gerekiyor başta. Sonra işte ya ben mesela bilgisayarın nasıl çalıştığını merak eden bir insandım. O yüzden dersleri anlamak, zaten bilgisayar mühendisliğindeki dersler anlaması zor dersler değil mesela. Matematik bölümündeki dersler anlaması zor derslerdir mesela. Orada olay zorluğudur yani, o konuları anlamaktır. Bilgisayar mühendisliğinde olay konuların zorluğu değil de yoğunluğu daha çok mesela. Hani bir sürü şey öğrenmeniz gerekiyor kısa periyotta mesela. Ama şöyle de bir güzelliği var mesela bizim bölümün. İşte ikinci sınıfın ikinci dönemi atıyorum. Digital Design, elektroniğe giriş herhalde o ders, pardon. Bir de System Programming diye ders var mesela. Bu üçü complementary gibi sanki. Birini öğrenmeniz diğerine yarıyor. Diğerini öğrenmeniz birine yarıyor. Böylece dönemimiz falan hafiflemiş oluyor ve bunlar bilgisayar nasıl çalıştığını falan anlatıyor gibi falan. İşte öyle. Hani bilgisayara ilginiz varsa, bilgisayarı nasıl çalıştığını, hani böyle nasıl işte, telefon da aslında bir bilgisayar. İşte bilgisayar zaten bilgisayar. Hani ne bir akıllı mesela aletler yapılıyor. Onlar da bir bilgisayar falan mesela. Ya bunlar nasıl çalışıyor falan diye böyle bir merak ediyorsanız atıyorum. O zaman bence kesinlikle tercih etmeniz lazım yani. Zaten o ilgi sizi başarılı yapar yani. Abi senin bir yorumun var mı? Yani benim düşüncem şöyle. Biraz bir yani genel mühendislik için de öyledir. Bir şeyler üretmekten, bir şeyler inşa etmekten hoşlanan insanlar bence mühendisliğe yönelebilir. Yani mühendisliği tercih edebilir. Bir de tabii Ömer'in değindiği nokta güzel. Hakikaten sabırlı olmak gerekiyor. Ve biraz yani heyecanını korumak gerekiyor. Çünkü Ömer'in bahsettiği mesela buglar vesaire bu tarz şeyler biraz heyecan kırıcı olabiliyor yani. Kişinin şevkini kırabiliyor. Biraz dirayetli olması, sabırlı olması yani mesela matematiksel altyapı da biraz önemli. Yani matematiksel zeka da önemli. Ve en önemlisi bence bir şeyler inşa etmekten, bir şeyler üretmekten hoşlanan insanlar yani bütün mühendisliklerde iyi şeyler yapar. Ya bilgisayar mühendisliği özelinde mesela bilgisayara merak vesaire bu tarz şeyler önemli. Ha, bence aşırı önemli şeyler mi? Yani önemli ama çok aşırı önemli gibi gelmiyor bana. Yani ben çok altyapım yok olarak geldim. Yani mesela bu da çok insanların kafasını kurcalar yani benim de kurcalardı. İşte ben mesela hayatımda bir satır bile kod yazmadım. Ya da ne bileyim işte benim bir altyapım yok. Ben yapabilir miyim orada vesaire. Yani zaten dersler sana sıfırdan öğretecek şekilde dizayn ediliyor. O açıdan yani onu biraz dert etmemek gerekiyor bence. Yani ben işte şimdiye kadar hiçbir şey yapmadım. Vesaire bu tarz korkulara çok gerek yok bence. Evet. Öyle. Peki bir Evet, şey mesela soracağım. Selim abi de sanırım az çok anladığım kadarıyla yayınlardan mesela bilgisayar nasıl çalıştığına falan ilgili birisi değil ama matematiği seviyor mesela. O şansa girmiş mesela, çok ilgili de değil ama başarılı olmuş mesela. Öyle bir örnek de var. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Ben onu seviyorum yani. Emek verince Evet. karşılığını almak beni çok mutlu ediyor yani. Evet. Ve bir şeyler inşa etmek çok hoşuma gidiyor. Bir ürün ortaya koymak çok güzel. Yani mesela tabii tıp mesela ben kendi açımdan tıp tercihiyle mühendislik tercihi arasında çok gidip geldim. Tıpın kendime uygun olmayışına biraz şey olarak düşündüm. Yani tıpla mühendislik hakikaten çok değişik alanlar. Yani mühendislikte bir şey inşa etmek, bir şey ortaya koymak çok güzel. Ama tıpta bunu doğrudan yani bu doğrudan yapılan bir şey değil. Tıp biraz daha işte yani işte insanlara yardım etmeyi sevmek, ne bileyim. Yani tabii gene tıpın da araştırmacıları Mühendisler de var. insanlara yardım ediyor şimdi. Hayır. İnsan, tabii ki de insanlara yardım ediyor ama direkt ortaya konulan bir ürün olmuyor tıpta mesela. Yani illa ki onun da o tarafı da vardır. Tabii, evet. Doğrudan Zaten olarak üretilen bir ürün olmuyor. Ama ben bir ürün ortaya koymayı, bir şeyler oluşturmayı seviyorum. Ve verdiğim emeğin karşılığını alabilmek hoşuma gidiyor. O açıdan yani benim diyeceklerim bu kadar. evet ya, bir de Ama yani şeyi ekleyeyim. Yani izliyorum. sağlık sektörü isterseniz mesela bilgisayar mühendisliği olarak okuyun. İşte bioinformatiklerin alan var mesela. Yani sağlık Evet. üzerine Tabii. bilgisayardan gidebilirsiniz gibi, hani mesela yani öyle bir imkanı da var. Hani tıpa meraklıysanız böyle bir
tıp alanına yardımcı olabiliyorsunuz. Yani multidisipliner bir yapısının olması da güzel. Yani bilgisayar mühendisliği joker gibi düşünmek lazım. Birçok alandan katılabiliyorsunuz yani ilginiz varsa. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bahsettiğiniz şeyleri bunlar sanki genel tanımlara uyuyor gibi. Bir insan bunu izlediğinde ya evet ben de emeğimin karşılığını almak istiyorum. Evet ben evet hani bunlar genel tanımlara uyuyor gibi. Peki kimler bu alanı tercih etmemeli? Siz çevrenizde belki düşünmüşsünüzdür. Ya bu adam bu alana uygun değil. Bu sektöre uygun değil. Bu kişilerin genel olarak ortak gördüğünüz özellikleri neydi? Kimler bu bölümü tercih etmemeli? Anlatayım ben. Mesela benim gözlemlediğim kadarıyla edebiyata ilgisi olan insanlar bizim bölümde sıkıntı yaşıyorlar mesela. Ders çalışma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden de sıkıntı oluyor onlar için bölüm. Abi, edebiyat ne alaka? Ya şöyle ya bizim ya bilgisayar mühendisliğe girmiş ama işte edebiyatla, felsefeyle falan böyle ciddi anlamda ilgilenen atıyorum. Şey sayısal şeyler kadar o kadar ilgisini çekiyor. Hatta belki daha fazla çekiyor o tarz şeyler. Onlara biraz sarınca işte yoğun ders çalışmak böyle falan zor oluyor insanlar için. O yüzden sıkıntı yaşıyorlar. Benim gözlemim bu şekilde yani. Başka ne tür insanlar ya? Ne bileyim işte sabırsız mesela kısa sürede sonuç elde etmek istiyorum falan gibi işte böyle. Daha böyle nasıl diyeyim mesela çalışma temposu şeyse mesela düzenliden ziyade işte bir iki gün çok çalışırım gece gündüz geri kalan vakit yatarım. Mesela böyle insanlar için ben uygun olduğunu pek düşünmüyorum. Ya öğrenemezsiniz yani öbür türlü. Bir şekilde mezun olunur ama ona bir şey demiyorum da bir şekilde işte bulunur bu arada. Hani mesela duyuyoruz işte 6 ay mesela başka alandan adam 6 ay gece gündüz bir şey öğreniyor mesela. Çok da güzel iş sahibi falan olabiliyor hani. Belli olmuyor tabii bu işler. Halil de bir şey söylesin ben katılırım ona. Senin yani de yok. Ya benim bence biraz şey hani merakı olmayan insanlar sanki mühendisliği tercih etmemeli gibi. Biraz daha ya kimi insan vardır kendisine işte dersin ki işte düz bir yol var. Sen bu yolu takip et sonunda hedefine ulaşacaksın. Bu tarz insanlar biraz mühendisliğe uygun değil gibime geliyor. Çünkü yani mühendislikte biraz kendi yolunuzu kendiniz çizmeniz gerekiyor. Ve bunu tabii öncesinde başarılı yani nasıl diyeyim marjinal çıktığınızın çok olması için merakınızın olması gerekiyor. Evet. Yani önceden böyle merakı olmayan ya da ne bileyim dediğim gibi yani düz bir yolda gitmek isteyen insanlar bilmiyorum. Bence mühendisliğe çok uygun yapıya sahip olmayan insanlar oluyor yani. Mesela şunu ekleyeyim ben mesela atıyorum. İşte boş insan mesela insanın boş vakti olduğunda mesela bazı insanlar ne bileyim oyun oynar işte ne bileyim bir şey işte bilgisayar oyunu oynar ne bileyim işte film falan dizi falan izler mesela ben boş vaktim olduğunda mesela işte ne bileyim language'leri mesela programming language'leri ne bileyim daha iyi işte daha detaylarını öğrenmek yani işime yarar yaramaz diye bakmaktan ziyade hani böyle meraktan mesela bakıyorum böyle böyle şeyler de varmış hiç görmemişiz falan gibi böyle işte ne bileyim hani boş vakitlerimde bile ben mesela bir şeyler öğrenmeye çalışırım mesela hani bu boş yani hobi gibi bir şey yani benim mesela nasıl diyeyim işte hani oyun oynamak gibi bana keyif veriyor mesela bu bölüm mesela hani o yüzden güzel bir seçim oldu hani mesela siz de atıyorum işte boş vakitlerinizde mesela teknoloji haberlerine teknoloji ilgiyi duyan birisi mesela bölümü okuyabilir çünkü teknolojiye duyduğunuz ilgi bölümdeki derslere de ilgi duymanıza bir şekilde sebep olabilir mesela sizi motive edebilir. Evet. Teşekkür ederiz. Sonraki soruya geçelim. Akademik kadronun ve fakülte içerisinde bulunan hocaların derslere anlatım kabiliyetini ne seviyede görüyorsunuz? Bir dersi öğrenirken internet veya harici bir kaynak kullanmak zorunda kalıyor musunuz? Başlayalım senden. Halil'den başlayalım bunu. Halil'den bak. Okey. Ya ben genel olarak hocaların yeter yani hocaların iyi olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten iyi hocalarımız var. Yani derslerini öğretmek için yani bunu gerçekten idealli haline getirmiş hocalarımız var. Ve bu yani dersi dizayn etmeleri de yani ders dizaynları da öğretici şekilde oluyor. Yani biz mesela
çok fazla proje yapıyoruz. Ve bu bir gelenek haline gelmiş. Yani hocalarımız bunu önceden beri bu dersleri bu şekilde dizayn etmişler. Ben yani hocaların yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani anlatım kabiliyeti açısından yeterli seviyede görüyorum. Ama tabii ki bir ders öğrenirken harici kaynak kullanmak kesinlikle gerekiyor. Bu bütün mühendisliğin yapısında olan bir şey. Özellikle bilgisayar mühendisliğinde bu çok yoğun olan bir şey yazılım tarafında. Çünkü biraz bize genel mühendislik yapısı da böyledir. Öğrenmeyi öğretirler, öyle diyeyim. Yani belli başlı şeyler gösterilir, projeler de yapılır ve sen belli bir altyapıya sahip olursun. Ama bunları yaparken de hocalar biraz sana düz bir yol çizmez. Yani git ve öğren, şunu öğren ve bunu uygula. Bu tarz projelerimiz genelde bu yönde oluyor. İlk iki sene mühendis, yani bilgisayar mühendisliğinin ilk iki senesinde aldığımız yazılım derslerinde genel programlamanın genel mantığı, işte bazı basit işte programlama yetenekleri, bunları gösteriyorlar. Sonraki ilerleyen süreçte 3. ve 4. sınıfta artık sizin kendinizi özelleştirmeniz, belli bir alana yönelmeniz gerekiyor. Ve bunun için de harici kaynaklar kullanmanız gerekiyor. İnternetten bir şeyleri araştırmanız gerekiyor. Yani tamamen her şey ders materyaliyle, verilen ders materyaliyle, işte slaytlarla, kitapla sınırlı kalmıyor. Biraz içeriye dalıp araştırma yapmak kesinlikle gerekiyor. Ya, ben cevaplayayım. Yani bir dersi öğrenirken derken şimdi iyi not almak için mi öğrenmek, yoksa sırf hobi diye mesela hoşuna gitti öğrenmek diye mi öğrenmek? Mesela okulda iyi not almak için bence bir formül var yani. Ben bu formülün saptığını pek görmedim. Yani şöyle bir mantık var bu. Bütün üniversitelerde bu arada böyle. Şimdi hoca dersi verirken bazı şeyler, mesela slaytı olur mesela, işte ne bileyim PSP de düzenlenir mesela bu okullarda. PS'de mesela sorular çözülür. Sorular kitaptandır mesela. İşte derste de gene sorular çözülür. O da konu anlatım kitabı vardır dersin. Oradan sorular vardır mesela birkaç tane. Çok soru çözülmez ders anlatımında. Bu girdiğimiz sınavlarda da mesela şöyle bir mantık var. Asistanlar bu sınavı hazırlar genelde. Çünkü hocalar işte araştırma yapar. Ya devlet okullarında hocaların çok böyle bir şey yapmaya vakti olmaz. İşte hem araştırma yapması gerekir, hem ailesine vakit harcaması gerekir, hem de mesela öğrenci fazla devlet okulunda mailler gelir mesela, ne bileyim işte o mailleri cevaplaması gerekir vesaire. Zaten vakti doğru dürüst yoktur. Bir de işte soru hazırlamakla uğraşmak istemez genelde. Hani favori bir sorusu falan yoksa asistan hazırlatır. Asistanlar da şöyle asistanlar oluyor mesela. Master veya doktora yapan öğrenciler oluyor. Yalnız bu asistanlar bu derse diyelim işte seçildiklerinde dersi bilmiyorlar genellikle. Çünkü mesela alanla atıyorum yapay zeka mesela operating system çok bir işine yaramıyor. O yüzden çok da bir bilgisi yok. Ama soru hazırlaması lazım. Bir de derslerde objection oluyor. Şimdi bir soru diyelim sordu bize sınavda. Objection'a gittiğimiz zaman o hani çözümümüzün mantıklı mı olup olmadığını, hani hata yapıp yapmadığını anlayabilmesi gerekir. Anlamadığı derste zor bir soru sorarsa veya işte kaynaklarda olmayan vesaire abartıya kaçarsa bizim objection'larımıza yanıt verememiş olur mesela doğru dürüst bir şekilde, sıkıntıya girer. O yüzden genelde asistanlar şöyle yapıyor gördüğüm kadarıyla. İşte hoca derste ne sorular çözmüş, bunların biraz sayısını değiştireyim veya aynısını sorayım. İşte ne bileyim PS'de ne çözmüşüz, bunların aynısını sorayım veya sayılarını değiştireyim biraz. Bir de en önemlisi arşiv var mesela, işte okula girerseniz zaten göreceksiniz. Dropbox, Google Drive var. Google Drive'da bir var, bir de cami altında var bir kırtasiye, orada da gene arşiv var. Bu arşivlerden de gene böyle sorular seçip soruyorlar derken genellikle işte ders kaynaklarına sadece bağlı kalarak çalışan bir insan çoğu derste muhtemelen A alır. Ama şöyle bir şey var, işte bazı şeyleri gerçekten öğrenmek o A almak olmuyor tam böyle, işte ne bileyim internette mesela YouTube'da işte forumlar var mesela, Stack Overflow gibi mesela. O sitelerden mesela okuduğunuz yorumlar falan aslında o dersi öğrenmenizi sağlıyor. Bunlar sınavdan iyi not almak için taktikler. İşte o noktada mesela ben atıyorum digital design dersi alırken, bir de computer organization dersi alırken mesela YouTube'da o dergide
Cızırtı geliyor benden mi? Ders alırken bir de kom. Sesim geliyor mu? Bir saniye. Evet geliyor. Mesela Digital Design ve Computer Architecture dersi alırken YouTube'da Oğuz Ergin diye bir YouTube kanalı bulmuştum mesela. Orada çok hoca çok güzel anlatıyordu mesela. Evet. Mesela çok iyi anlatıyordu. Mesela oradan öğrenmiştim ben bayağı. Gerçekten böyle mühendislik açısından bakıyor böyle her şey. Yani bir şey ezberletmek hani sınav yok gibi zaten de hani orada şey olmadığı için ama hani öğrenme amaçlı mesela izledim. Acayip derecede beni geliştirdiğini düşünüyorum mesela oradaki kanalların. Kendisine de Peki teşekkür bir ederim şey zaten. söyleyeceğim. Evet. Şimdi Türkçe eğitim, İngilizce eğitim, hele ki ben Almanca eğitim. Siz şimdi hocalar dersi İngilizce anlatıyor. Evet. Sizce bu sizi hocaların ders anlatım kabiliyetini düşürüyor mu? Sizin anlama kabiliyetinizi düşürüyor mu? Sizce eğitimin optimal dili ne olmalı? Ana dilde eğitim mi olmalı yoksa İngilizce eğitim mi? Ya şöyle hoca dersi bence Türkçe anlatsın ama işte sınavlar İngilizce olsun falan yani ders kitapları her şey İngilizce olsun. Sadece hoca Türkçe konuşsun. Mesela biz de Türkçe konuşalım. Böyle olması optimal gibi geliyor bana. Ya, hocaların İngilizce yani mesela. Hocalar zaten basit bir İngilizce konuşuyor zaten. Ana dili olmadıkları için böyle havalı işte ne bileyim hani herkesin bilmediği kelimeler genelde kullanmıyorlar. Basit kelimeler kullanıyorlar. Dersi anlaması genelde zor olmuyor. İşte öğrenciler için de anlaması zor olmuyordur diye düşünüyorum. Sonuçta kullanılan şey basit. Ya, zorluk şeyden kaynaklanıyor yani genelde. Dersin zorluğundan hani kaynaklanıyor. Yani anlaması teorik şeyler vesaire ya. İngilizce bence çok büyük bir rol oynamıyor. Evet, yani Zaten İngilizce bir faktör olmuyor genelde. evet, bence olmuyor evet. Ama Türkçe anlatsa hoca şöyle. Hoca bildiği şeyi tam anlatamıyor. Veya işte mesela %10'unu anlatabiliyor bildiği şeyin böyle falan. Veya öğrenci mesela soru soracak oluyor mesela. Soru sorarken onu İngilizce bir şekilde sorman lazım. Tam sormak istediğin noktayı soramıyorsun böyle hani mesela sıkıntı yaşıyorsun. Öyle o tarz problemler oluyor işte. Yani iletişim kopukluğuna sebep oluyor. Ama Yani bence yani şöyle birkaç hoca hariç genel anlamda İngilizce konusunda hocaların bir sıkıntısı yok. Gayet güzel, akıcı bir şekilde konuşuyorlar ve anlaşılıyor. Biraz öğrenci tarafında sıkıntı olabiliyor. Yani soru sormada çekinebiliyor insan yani İngilizce seviyesinden dolayı. Ama o noktada da genelde çok katı olmuyor hocalar. Yani Türkçe sorduğun zaman cevap veriyor yani. Ya da sen Türkçe soruyorsun, hoca diğerleri anlıyor. Yani içeride uluslararası öğrenci varsa İngilizce çevirip sorunu cevaplıyor. Ya İngilizce bence korkulacak bir faktör değil bence. Ama optimal noktasında yani evet Türkçe olsa güzel olabilirdi. sadece hoca Türkçe anlatsın konuşsun yani ama sınavlar, ders anlatır, her şey İngilizce geri kalan. Çünkü yani şey İngilizce bu mühendislik denen şeyin yani Ana dili ana yani şey evet yani ana dili aynen mühendisliğin öyle yani. Ama evet. birbirimizle iletişim koymamız noktasında Türkçe önemli. Evet. Bu arada chatte Kerem Özdemir diye bir arkadaşımız var. Tanıyor musunuz? Yok. Ha. Kendisi bayağı bir şeyler yazmış ama neyse. Okey. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Boğaziçi bilgisayar okuyan birisi mezun olduktan sonra sektörde özür dilerim. Bir arkadaşım yazıyor da. Sektörde aynı bölümü farklı üniversitelerde okuyanlar arasında çok fazla farkı bulunuyor mu? Şuna cevap vereyim ben. Bu insanın kendini üniversite hayatında nasıl geliştirdiğine göre değişiyor. Mesela bazı insanlar okula derslere girip çıkıp yeter. Zaten bölümden o kadar da hoşlanmıyordur mesela. Ama bir okulda da atıyorum hani daha düşük sıralamadan giren okulda ama çok heveslidir mesela öğrenmeye. O zaman o insan çok daha kaliteli bir şekilde çıkar. Yani çok daha iyi bir şekilde çıkar. İşte hani bu kesin şeyi olan bir şey değil hani böyle. Kesin işte evet Boğaziçi'nden çıkanlar kesinlikle iyidir falan diyebileceğimiz bir şey yok. Ama şöyle bir şey de olabilir. Boğaziçi'nden işte hani birinci bitirenler vesaire oluyor ya mesela. Onlar gerçekten diğer okulların birincisinden iyi oluyor olabilir. Çünkü gerçekten birincilerin ne kadar çalıştığını biz şahit oluyoruz yani. Ama o şey olarak hani average olarak baksak heves her şeyden üstündür yani. Türkiye'deki en kötü bilgisayar mühendisliği en kötü demeyeyim de yani en düşük sıralamalı bilgisayar mühendisliğine girin ama öğrenmeye çok hevesli olun. Birazcık da işte araştırma yeteneğiniz olsun. Okulu bitirdiğinizde belki Boğaziçi'nin işte çoğundan %80'inden 90'ından belki daha kalifiye bir şekilde çıkma olasılığınız var. Bu tamamen insanın
kişiliğine, karakterine bağlı bir şey bence. Ama insanlar işte ya araştırmayı doğru yapamıyor ya ne bileyim işte duygusal olarak duygusal zekası yetmiyor mesela. Hani böyle kendini gerizekalı olduğuna falan mesela inandırıyor. Yani basit kolaya kaçıyor mesela bir şekilde. Olmuyor genelde böyle şeyler. Nadiren oluyor tabii ki görüyoruz ama olasılığı çok düşük oluyor. Sebebi insanların takındığı tavırlar, duygusal tepkilerle alakalı bence. Sayısal zeka ile değil yani. Yoksa ben eminim ki kötü sıralamadan yani en düşük sıralamadan üniversitede bile bence bir tane falan en az zeki adam vardır yani. Okay. Senin Yani yorumun. bence yani bu dediği gibi çok net bir cevabı olan bir şey değil yani. Bir kişi yani başta da bahsettik. Boğaziçi'li olduğu için işte çok iyi olmuyor. Kendini geliştirdiği için derslerine iyi çalıştığı için veya araştırma yetisi iyi olduğu için iyi oluyor. Bu tamamen kişinin kendi şeyine bağlı. Boğaziçi sana bazı kapıları açıyor, açmıyor değil. Gerçekten Boğaziçi ve sadece Boğaziçi de değil. Mesela ODTÜ'de, Bilkent'te, Koç'ta yani iyi üniversiteler hakikaten bazen kapıları açabiliyor. Ama bu belli bir noktaya kadar götürebiliyor insanı. Oradan sonrası tamamen kişinin kendini nasıl yetiştirdiğine bağlı olan şeyler diye düşünüyorum ben. Direkt çok fazla farkı bulunuyor mu? Bence yani o top 5 üniversitenin içerisindeki öğrencilerde çok aşırı bir fark olduğunu ben düşünmüyorum yani. Ben şunu da ekleyeyim. Mesela Boğaziçi'ni 4 yılda 2 ortalamayla bitirdiniz. Bence Türkiye'deki çoğu yerde işe girersiniz direkt mezun olur olmaz hani mesela. Ama diğer okullarda böyle bir şey pek mümkün Ya, olmaz. ya Belki evet 4-0 bile bitirseniz mesela kötü bir sıralamadan alan okulu çok insanlar önemsemiyor falan hani yani. mesela. Belki Tabii daha... yani belli kapıları açıyor Boğaziçi. Evet. Ama içeri girdikten sonrası biraz kesinlikle sizin çabanıza kalan, sizin kendinizi yetiştirme seviyenize kalan bir şey. Ben bu konuda tekrar önceden de söylemiştim. Tekrar bir yorum yapacağım. Yani İK çalışanları işte insan kaynakları çalışanları muhtemelen belirli bir istatistiği görüyor ve bu üniversiteye değer veriyor. Hani bakıyorlardı muhtemelen yurt dışında falan Google'da belki veri vardır. İşte Boğaziçi bilgisayardan mezun oluyorlar. Sonra işte alıyorlar belki işe. Sonra 6 ay boyunca çalışıyorlar. O çalışandan aldıkları feedbackler, Boğaziçi mezunlarından aldıkları feedbackler yüksek olunca üniversitenin değeri dolaylı olarak artıyor. Yani sektör tarafından biliniyor. İK çalışanları ne demek istediğimi anladınız sanırım. Şu Evet. an Tabii yani anlatamıyorum. mesela doktora da bile şöyle bir şey var atıyorum mesela. Türkiye'deki okulları bilmiyor ama mesela hoca bir kez mesela Boğaziçi'nden bir öğrenci alsa ve öğrenci başarılı olsa Boğaziçi'ne karşı artık pozitif bir tavır takınıyor yani hani bir Evet. ön yargı takınıyor mesela. Evet Evet. dediğim var yani işte Google'da bir çalışan Boğaziçi'li var ve genelde iyi performans gösteriyor bu insanlar falan. Bu Evet. da işte ya da Türkiye'de çalışan var falan otomatikman olumlu bir ön yargı oluşmasına sebep oluyor. Bunun da tabii ki ekmeğini yiyor herkes. Etiketi oluşturan Evet. şey bu aslında. Evet. Yani sonuçta buraya gelen öğrenciler Türkiye'nin en iyileri oluyor. Yani Evet. en iyi sıralamaları yapıp geliyorlar ki bu belli şeylerin de göstergesi oluyor yani. Bu insanlar hakikaten öğrenebiliyorlar ve demek ki gerçekten çalışabiliyorlar, yapabiliyorlar yani. Bunlar yetenekli insanlar oluyor. O açıdan yani iyi insanlar geldiği için gerçekten belli şeyleri başarabilecek kapasitedeki insanlar geldiği için Boğaziçi'nin de iyi bir nasıl diyeyim, ünü oluyor. Ya bir okulu ne kadar bitirmesi zorsa o kadar o okulun ismi oluyor yani. Çünkü bitirmek için bile çok çabalamanız gerekiyor. İşte bitirmenin bile bir değeri oluyor mesela. Hani Evet. otomatikman o bölüm bitmiyor mesela. Bu işte değerli kılıyor. Peki mezun olunca bilgisayar mühendisi olarak çalışacak mısınız? Çalışmayacaksanız Kesinlikle çalışacağım. Abi çalışmayanları anlamam yani. neden? Ben de çalışmak istiyorum yani, çalışacağım. Ya benim Bahçeşehir'de işte bir tane abi vardı. Mezun oldu bilgisayardan. Adamın bilgisayarla işi falan yok. İşte mankenlik ajansı kurdu. Öyle devam ediyor. Ya şimdi evet mesela Boğaziçi ile alakalı bir ön yargı da şu mesela. Boğaziçi işte Yönetici yetiştiriyor. yetiştiriyor. O yüzden Yönetici kolay yetiştiriyor. olduğunu da düşünüyorlar Ha, okulun evet. hani. Ama bu da dediğim gibi sanki biraz tabii
Mesela ODTÜ'ye göre düşünürsek ODTÜ çok daha teknik insanlar yetiştirir. Çok daha teknik mühendisler yetiştirir. Ama buralar adı üstünde teknik üniversitedir. İTÜ de hakeza öyledir. Ama bu şey demek değil yani. Boğaziçi'nden teknik eleman yetişmez demek değil yani. Ben Can Boğaziçi'nin abi var işte çok, örneği orada Can Güler. Çok donanımlı mühendislerin yetiştiğini düşünüyorum yani Boğaziçi'nden de. Evet. Can abi bayağı. Evet bayağı işte yani. Ya bu bir... diyorum ya insanın kendisine bağlı. Ben de mesela teknik olarak daha iyi bir insanım mesela. Yani o tarz şeye kaymadım ama kayan insanlar olmuştur elbette ki. Yani evet görüyorum. Tabii. İşte Boğaziçi onun için de bir ortam oluşturuyor. Halil de mesela teknik açıdan iyi bir insan yani. O da o yöne yöneldi mesela. Evet hani. Ama mesela Boğaziçi yani kendinizi farklı yönlerde geliştirmeye de imkan tanıyor. Bu açıdan yani mesela çoğu üniversitede mesela ODTÜ'de yok diyebiliyorum. Mesela ekonomi dersi yoktur mesela mühendislikte. Biz mesela ekonomi dersi alırız. Mikro makro ekonomi dersleri alırız mesela. Biraz farklı yönlerden geliştirmek için kendinizi geliştirmeniz evet. için size yol açıyor yani Boğaziçi. Yan dal vesaire yapabiliyorsunuz. Şöyle bir şey var hatta. Birinci sınıfta ekonomiye giriş, ikinci sınıfta elektrik elektroniğe giriş, üçüncü sınıfta endüstri mühendisliğine giriş şeklinde. Hani operations research bir de şey var ya. Tabii evet. O dersler de mesela çoğu bilgisayar mühendisliğinde yok yani. Tabii biraz şey hissiyatını kapıyorsun işte ekonomi nasıl bir şey mesela. İşte elektrik evet. mühendisliği nasıl yapabilir miymişim falan mesela. İşte endüstri mühendisliği nasıl, hoşuma gider miymiş. Hem onun bir şeyini alıyorsun, tadını alıyorsun. Hem de oranın tam ana temel derslerini alıp bir fikir ediniyorsun. Bir vizyon katıyor sana. Tam vizyon katan dersleri koymuşlar programı. Evet. Aslında bu soruyu önceden biraz değindik, yanıtladık ama tekrar değinmemize gerek var mı bence? Yok. Ya şöyle bilgisayar mühendisi üniversitede olunur bence. Yazılımcı ama okumadan da olunur. Ben böyle evet. düşünüyorum. Evet. Yani bilgisayar mühendisliği için yani akademik okul tabii güzel bir yol sunuyor. Yani biraz kendi kendine de tabii ki de öğrenilebilir ama okul size biraz bunu düzenli, tertipli ve sizinle aynı amaç için toplanmış insanlarla birlikte yapmanıza fırsat tanıyor ve bu bence önemli bir şey. Yani sizinle birlikte aynı işleri yapan insanlarla birlikte olmak bence önemli bir şey. Okay. Bir sonraki sorumuz bölümde öğrenci akademisyen etkileşimi nasıl? Çoğu okulda bu iletişimin pek sağlıklı olmadığı söyleniyor. Boğaziçi bilgisayarda böyle bir şey var mı? Ya şöyle bahsedeyim. Bir kere her yıl ikinci dönem bittikten sonra yazın böyle Haziran ayı falan. O korona da olmadı da şu an mesela olmuştu bu yıl. Tekne partisi gibi bir şey oluyor. Mesela hocalardan isteyenler geliyor. Bir de öğrencilerden isteyenler gidiyor. Cüzi bir ücret oluyor hatta böyle. Tekne partisine hocalar da mı geliyor? Evet isteyen hocalar geliyor. İşte orada biraz cüzi bir miktar topluyorlar öğrencilerden. Hem tekne parasını karşılamış oluyor. Hem de sınırsız pizza falan veriyorlar böyle. Lahmacun falan aynen. Öyle bir etkileşime girebiliyorsunuz. Bir de her dönemin başında genelde bölüm başkanı bir şey yapıyor yani mesela. En azından online dönemde böyle oldu. Bir Zoom meeting. İşte neler bekliyorsunuz atıyorum mesela. Öğrenciler diyor ki işte hocam dersleri artık açalım yüz yüze olsun. İşte onlar sebeplerini anlatıyor. Öğrenciler sebeplerini anlatıyor falan. Bir ara nokta bulmaya çalışıyorlar yani. Öyle tam olarak kopukluk yok. Ama bazı hocalarda CMP hocalarının CMP kodlu derslerin iletişimi genelde güzel ama diğer işte kodlu derslerin bence iletişimi genel olarak kötü. Yani şöyle düşün. Matematik dersi alıyorsun. Matematik dersini 1000 kişi alıyordu 101 yanlış hatırlamıyorsam. Yani hoca hangi hocaya yazacağında sana cevap dönecek yani. O hoca kaç tane insan yazıyordur değil mi? Mesela çok zor. Ama atıyorum CMP dersini işte 100 kişi alıyor falan. Genelde hocalar dönmeye çalışıyorlar falan yani. Bir de yoğun oluyorlar yani ne bileyim işte bazen geri dönemiyorlar falan. Bir daha mail atmak falan gerekiyor hani. Ya cevap vermedi şeklinde düşünmemek lazım. Bazen öyle bir hataya düşebiliyoruz ama genel olarak CMP kodlu derslerim ben iyi ama onun dışındakilerde sıkıntılar olduğunu hatta bir tanesinde ben ciddi bir sıkıntı yaşamıştım. Okey. Siz de katılıyor musunuz? Yani ben de iletişimin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani biz CMP hocalarının iyi. Yani evet bizim bölümdeki hocalarla iletişimimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bizim isteklerimizi dikkate alıyorlar.
ne istediğimize önem veriyorlar. Özellikle bazı hocalarımız gerçekten çok bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Evet. Mesela projelerin hep extension'ı, ben mesela her dönem bir extension oluyor mesela, hocalar hep on, şey, evet, genelde evet, extend ediyorlar falan hani. Evet. Çok şey ve yani şöyle de bir şey oluyor. Ben öğrencinin emeğine değer verdiklerini düşünüyorum hocalarımızın. Yani ben şu ana kadar düşünüyorum, verdiğim emeğin karşılığını almadım dediğim bilgisayar mühendisliği dersi yok yani. Emek verdim ve karşılığını aldım. Bu açıdan ben hocalarımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Asistanlarımız da gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çok değerli asistanlarımız oluyor. O açıdan yani, ben iletişimin iyi olduğunu düşünüyorum. Şunu söyleyeyim mesela, bu şunu da fark ettim. Diğer mesela kodlu, CMP kodlu dışındaki derslerde genelde asistan olan insanlar özel sektörde çok da tutunamamış. Akademi daha rahat olduğu için mesela tercih ediyorlar. O yüzden biraz çok da böyle soru sorup cevabını alabileceğin insanlar olmuyor. Yani böyle resmen asistan olsun diye koymuşlar mesela. Ama CMP bölümündeki derslere asistan olan insanlar bölümün zaten genelde şey yani lisansı da Boğaziçi oluyor ve iyi bitiren insanlar oluyor bunlar akademik olarak ve gene akademik olarak devam etmek istiyorlar. İşte yüksek lisans en azından Boğaziçi'nde yapıyorlar. Gerçekten işte hem empati kuruyorlar mesela lisans okuyan öğrencilerle yardımcı olmak adına, hem de yani bir şeyler katmak istiyorlar mesela, sanki şey gibi hani mesela ülkene bir şey katmak istersin ya mesela, onlar da atıyorum kendi işte zamanında onun yerinde olan insanlara bir şeyler katmak istiyor, yardımcı olmak istiyor, abilik yapmak istiyor falan böyle. O yönden CMP asistanlarını beğeniyorum. O CMP bölüm dışındaki asistanları bir ya yani yerine biraz, göre kesin bir şey demeyeyim ama genelde denk gelmeye de bağlı ya. Yani bize bazı yani iyi iletişim kuramadığımız asistanlar denk geldi bazı derslerde. Tabii ama tabii ama derslerinde evet, bu sıkıntıyı yaşamadık. Gerçekten o konuda ben iyi olduğunu düşünüyorum. Yani mesela hocaların lablarında çalışan arkadaşlarımız da oluyor. Yani ben çalışmadım ama hocalarla birlikte proje yapan arkadaşlar da oluyor. Ki son sene zaten herkes bir bitirme projesi yapıyor. Burada da hocalarla iletişim kurmanız gerekiyor. Ve hocalar da bence bunu iyi yönetiyor yani. Hazır konu laboratuvarlara falan gelmişken, okul içerisinde lisans eğitimi boyunca laboratuvarlarda çalışma imkanımız var mı? Var ya, yani en ünlüsü sanırım Nano Network diye bir şey var. Şimdi Tuna Hoca başındaydı ama Tuna Hoca şu an gitti herhalde. İşte ama şu anlar devam ediyor. Başka gene ufak tefek her hocanın labı vardı zaten. Genelde sorsanız dahil olursunuz da en bildiğim hani o şey. Ama genelde gördüğüm kadarıyla az yani hani lablara katılan, Boğaziçi'ndeki lablara katılan. Ya biraz şey istiyor çünkü yani hocaların yanında lablarda, projelerde çalışma biraz fedakarlık istiyor yani kendi. Zaten bölüm gerçekten çok yoğun. Yani bölüm gerçekten ağır. Dersler çok emek istiyor. Bundan biraz fedakarlık yapmanızı istiyor. Ama yapılamıyor değil, yapan arkadaşlarımız var. Ya biz yapmıyoruz. Ya şey noktasında, derslerin laboratuvarları noktasında laboratuvarı olan derslerimiz vardı. Biraz pandemi döneminde denk geldi o dersler ama bu bizde. O derslerin laboratuvarlarında çalış, yani herkes zaten çalışmak zorunda dersi geçmek için. Okey. Aslında bunu da yanıtladık. Peki siz yazılım mühendisi olmak isteyen birinin Boğaziçi bilgisayarı tercih etmesini tavsiye eder misiniz? Yazılım mühendisi derken mesela amacı Google'da yazılım mühendisi olmak mı? Direkt. Yani tek amacı bu. Böyle mi kabul edelim? Amerika'da Silikon Vadisi'nde tamam. Gibi... Hayali bu diyelim. Evet, hayali bu diyelim. Tamam, hayali bu diyelim. Ya bence Sabancı'yı falan hani böyle kolay bitirebileceği bir okulu yazıp işte full algoritma, data structure kasıp gidebilir yani. Hani amacı, tek amacı buysa eğer. Daha verimli, daha hızlı bir şekilde gidebilir hani böyle. Daha öğrenciyken zaten stajlarını falan yapar. Ama şey var yani hani bir daha lisanstan sonra okuyacak mısınız, kimlerle okuyacaksınız falan yani. Bu lisans eğitimi, bu işte duygusal zekanızı, sosyal zekanızı geliştirmek için güzel bir fırsat yani. Böyle direkt şak diye en hızlı şekilde oraya gideyim değil de biraz daha geciksin ama daha böyle bu yeteneklerim artsın şeklinde düşünen insan için bence Boğaziçi bilgisayar seçmek daha mantıklı tabii ki. Yani evet. Hatta, direkt okay. Yani hedefe yönelik bir yolu yoksa
Bence Boğaziçi bilgisayara gelmesi ve kendini geliştirmesi, yani kendini çok yönlü geliştirmesi daha güzel olur. Ama direkt yazılım mühendisliği için, ya bilmiyorum, bence Boğaziçi iyidir ya. Boğaziçi'ne gelsin yani insanlar. Evet. Yani şey yönünden, hani böyle bizde işte ne bileyim fizik var. Google'da yazılımcı adamlar diyor ki kullanmıyoruz. İşte kimya var, kullanmıyoruz falan. İşte özel okullarda Sabancı'da en azından hani Selim abinin dediğine göre almaları gerekmiyormuş. Hani hep seçmeli falan ve ders yükü daha az. Hani okul hafif olduğu için işte algoritmalara sürekli kitaplarını okur, soruları çözer falan böyle. Ustası olur yani. Daha ikinci sınıftayken stajlara gider, üçüncü sınıftayken dörtte direkt işe girer mesela, çalışır hani. Daha hızlı olabilir bu işler ama bence bu böyle bir düşünce yapısı sağlıklı değil gibi geliyor hani bana, direkt böyle. Yani tek amacım Google'da yazılım mühendisi. Hani lisans hayatının daha güzel olması, daha böyle farklı yeteneklerin gelişmesi daha önemli bence. Evet, katılıyorum. Ya bu okul mesela kesinlikle işte o duygusal zeka, sosyal zeka dediğim şeylerimi kesinlikle ayağını arttırdı yani. Hani girdiğimle aynı şey değil bunlar. Ve yani mesela ne bileyim, sayısal zeka ne kadar arttırabilirsin ki? Bilgini arttırabilirsin mesela, hani bilmiyorum. Ve güzel zaten. Teknik eğitim falan da güzel yani, böyle işte proof, daha matematiksel böyle yaklaşmak falan hani böyle. Daha böyle nasıl diyeyim, ivmesi yüksek çıkıyor mesela Boğaziçi bilgisayardan çıkan insanlar. Hani işte diyelim 1-2 yılda başkasının diyelim 5 yılda gideceği yere gidebilir o ivmeyle. Öyle düşünmek lazım. Hani direkt çıktığı gibi diyelim Google'da çalışamıyor ama işte 2 ay sonra çalışır gibi hani mesela. Direkt de yapılabilir bu arada. Boğaziçi'nde de yapılabilir de sadece daha yorucu olur hani mesela, anladın mı? Diğerinde yapmak daha kolay olur. Bari hazır ben kendi üniversitemin reklamını yapayım. Bizim üniversitede hiç gereksiz dersler almıyorsunuz abi. Bizim üniversitenin ders programları direkt Berlin Teknik Üniversitesi ile anlaşmalı. Yani direkt eşlenik onunla. Yani işte fizikmiş şeymiş falan filan hiç yok. Zaten 1 ve 2'ye kadar alıyorsunuz. Almanya'da üniversiteler zaten 3 sene, 3,5 sene. Sonraki 2 sene de full seçmeli alıyorsunuz. Çok esnek bir program, gelin abi. Almanca sıkıntı. Almanca öğrenmek hem bir avantaj hem bir dezavantaj. Bunu söyleyebilirim. Hazır, tamam, reklamı yaptık. Okey. Siz genel hatlarıyla Boğaziçi'nde öğrenci olmayı seviyor musunuz? Kampüste yaşamı, eğlence, sosyalleşme nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul özelinde de değerlendirebilir misiniz? Kadıköy, Beşiktaş ne düşünüyorsunuz? Biraz bölümden çıkalım. Ya iyi bayağı yani bence. İşte okulun Güney Kampüs'ten direkt aşağı iniyorsun zaten. Bebek sahili. Ben mesela şey işte o Bebek sahili inince İstinye'ye falan kadar böyle yürüyorum. Orada Pencere denen belediyenin bir tesisi var böyle. Fiyat performansı çok iyi böyle. Lezzetli tatlılar, yemekler, işte somon balığı falan ve nasıl diyeyim, çiğ fiyatına pişirilmişini satıyor böyle ızgarada falan yani. Oraya gidip yemek falan yiyorum işte, ne bileyim, ya da biriyle buluşacak olsam. Pencere diye İstinye'de. Okey, not aldım, gidiyorum. Al al. İşte ondan sonra mesela arkadaşla buluşacağız oluyoruz mesela. İşte Beşiktaş sahile gitmek istiyorsun mesela, kaç dakika diyelim? İşte 25 dakikada falan gidersin herhalde yani, o civar sürüyor diye hatırlıyorum. İşte şöyle de yapıyorum mesela, Bebek sahile gene iniyorum. Taksim'e, Ortaköy'e mesela yürüyorum. Oradan Taksim'e doğru falan yürüyorum böyle. Yürümeyi seven bir insanım. Ya da ne bileyim, işte ben mesela arkadaşla birinci sınıftayken kimya labından çıkmıştık. Öyle bir baktık şey Beşiktaş'ta mesela balıkçının birine gittik. Yürüye yürüye bayağı bir yürüdük. Mecidiyeköy'ü falan yürüdük, işte Şişli'yi falan yürüdük. Acayip böyle merkezi bir konumda yani. Zaten işte zorunlu herkes staj yapmak gerekiyor. Yani bilgisayar mühendisliği okuyan çoğu okulda zorunlu staj var. Mesela hani zorunlu staj yaptığınız zaman genelde yakın oluyor yani okulunuza staj yapacağınız yer mesela. Bu da bir avantaj oluyor atıyorum. Hani çoğu şirket zaten burada oluyor, bu mevkide oluyor. Yani Levent bölgesine yakın okul zaten. Bir de mesela okul içindesiniz değil mi? O Boğaziçi ufak bir okul mesela. Bu da zaten öğrencilerin etkileşime girmesini acayip arttırıyor mesela. Hani mesela bizim zaten kendimize ait bölüm binamız var ya mesela, o da acayip etki arttırıyor mesela. Bilmiyorum hangi okullarda var böyle bir şey ama lunch denen bir yer var mesela, oraya bir giriyorsun. Herkes bölümdeki insanlar işte birinci, ikinci, üçüncü sınıf falan böyle birlikte okuyor. İşte orada bir etkileşime giriyorsun. Bir de böyle işte okulun içindesin diyelim. 2 dakika yürüyorsun ATM'desin. 2 dakika yürüyorsun Cami Sokak'ta denen yer var mesela. Orada işte bir sürü kafe var, berber var, tatlıcı var mesela, limonda falan güzel böyle. İşte ne bileyim barda falan var mesela. Ben orada Adana Şılan macun yemeği seviyorum falan mesela. Böyle bayağı bir
Oturup hem arkadaşın orada güzel yemek yiyip işte hem konuşabiliyorsun falan. Kafeler, yani kahve içebileceğin yerler var, çay içebileceğin yerler var. İşte Kadıköy'e gitmek istesen işte metrobüse gitmen gerekiyor. O da şöyle hani çok sürmüyor. 40 dakika diyeyim hani 45 dakika. Ya bayağı bir merkezi bir yer yani. Konumunu acayip seviyorum ben. Kampüs yaşamı da çok iyi yani. Genelde yeşillik içinde. Ha, kuzey o kadar yeşillik içinde değil ama güney öyle ama olsun. Gene de Zaten hani güzel bir Rize kampüs var. binası o kadar iyi değil abi ya. Kuzey pek iyi değil, evet. Ben çok şaşırmıştım o binayı görünce. Yani nasıl dedim, nasıl bu bina Hep oluyor? güneyi gösteriyorlar Evet, tanıtımda. o Ben biraz onları güneyi kavramamıyorum. reklam ediyorlar. İşin reklamı o ya. Yani Boğaziçi'nin mesela tercih günleri hep güneyde olur. Yani Tabii. insanlar hep İnsanlara güneyi gösterir. kuzeyi Ama yani şey değil ya. Yani güneye de zaten 5 dakika mesafede yani göstermeyelim de karşılıklı bu kampüsler. Ben seviyorum. Boğaziçi'nde olmayı seviyorum. Kampüsü seviyorum. Ömer'in bahsettiği gibi konum da çok güzel okulun. Yani en basitinden mesela bilmiyorum benim arkadaşlarıma çok değişik geliyor. Mesela 3 öğün yani haftanın 7 günü 3 öğün yemek çıkıyor yemekhanede mesela. Bu çok insanlara çok şey geliyor. Ve yemek yani çok ucuz yani 4 lira mesela. dilenciye versen küfür eder mesela. Kahvaltı mesela 2 lira 60 kuruş şu an. Tabii bu şu an yani zam gelebilir onu bilmiyoruz ama. Evet. Ama okulun genel imkanlarından ben memnunum. Sosyalleşme noktasında da Kulüpler falan Boğaziçi'nde var. çok kulüp var. Yani buraya gelen herkes kendine uygun bir kulüp bulabilir. Kulüpler sosyalleşmeye de çok faydalı olan mekanlar. O açıdan tavsiye ederim yani Boğaziçi'nin ortamını seviyorum. Boğaziçi'nde öğrenci olmayı seviyorum yani. Ya ben şunu söyleyebilirim. Biz arkadaşlarımızla hani kafeye falan gitmiyoruz. Biz kahvelerimizi alıyoruz işte bir işte termosa koyuyoruz. Boğaziçi Güney Kampüse gidiyoruz. Evet. Tabii o Güney Petek Kampüs var mesela. çok Petek güzel bir manzaraya sahip. Hep böyle aşağı doğru yürürken böyle bir şey yani böyle insan geç yani geçiyor vay be falan diye. Çok güzel bir manzarası var o yürüyüşün. hiç kafeye falan gidesim gelmiyor. Direkt Güney Kampüs'teki sahile bakan banklara, Boğaz'a bakan banklara oturuyorsunuz. Harika yani. Ben çok Bir de seviyorum. şunu söyleyeyim. Güneyde mesela işte yoga moga böyle bir şeyler oluyor. Hep bir etkinlik falan oluyor sık sık mesela. Hep ne zaman gitsem bir etkinlik var mesela. Bazen ben de katılıyorum. Evet. Orası da çok iyi ya. Ortamı Aynen. bilmiyorum hiç. Aa, iyi. Bir de şey ya ben ilginç bulduğum bir şey tuvaletler karışık kız erkek bilmiyorum. Cinsiyetsiz tuvaletler var Evet, evet Güney'de. cinsiyetsiz tuvalet. Ben Bence cinsiyetsiz. ona da çok yaşamıştım. Ben hiç görmedim ya okulda. Şeyde ya Cinsiyetsiz erkek tuvaletler var. yurt var ya Güney'de Ha. erkek. Kulüplerin olduğu yer orada. Evet. Ha. Abi neyse yayının sonuna geldik. Sizi de bayağı tuttuk. Yok Son bir estağfurullah. sorumuz var. Şimdi Boğaz içinde veya haricinde bir üniversitede bu bölümü okumak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyeniz olur? Okula, üniversiteye başlamadan önce ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Teknik olarak programlama dili vesaire bir şey öğrenmeleri gerek mi? Tavsiye eder misiniz? Bence bir bilgisayar olimpiyatlarına hazırlansınlar. Harika bir şey olur. Tabii. Siz ne Yani düşünüyorsunuz? evet çok güzel bir şey olur. Yani kendilerinin geliştirme noktasında ama bence çok ben çok bunu hayati bir şey olarak görmüyorum. Yani mesela artık sınav bitmiş. İşte önünde 1-2 ay var. Bu sürede ne yapabilir? Bence İngilizce çalışabilir yani mesela. Bence daha faydalı olur. Yani kendisini çok bence sıkmasına gerek yok öğrencilerin. Ama dediğiniz şeyi o biraz daha nasıl diyeyim lisenin mesela lise 2'de lise 3'te biraz daha yönelinebilecek bir şey. Eğer zaman kısaysa bence çok kendini kasmaya kendini şey yapmaya gerek yok gibi geliyor bana. Ya Evet. ben de üniversite hayatında yapmaları gerekeni söyleyeyim hani. İşte en düşük sıralamadan almış bilgisayar mühendisliği bölümüne girmiş olsanız bile yani ilginiz varsa, alakanız varsa, öğrenmeye istekliyseniz yani kendinize inanın kesinlikle başarabileceğinizi atıyorum. Tabii. Google'da yazılım mühendisi bile olabilirsiniz. Özellikle işte bu Kesişen Yollar Derneği'nde Selim abi mesela işte gerçekten bir ortaya çaba koysanız, teknik olarak belli bir seviyeye gelseniz DPS denen programı alır mesela sizi ve gerçekten oradan geçersiniz ve gerçekten işte belki öğrenciyken bile atıyorum Google'da staj yapma şansınız olur mesela. Hatta bir
şey böyle insanlara ilham bile olursunuz mesela. Hani bu başarılı olmak sayısal zekayla tam olarak alakalı değil yani böyle şey. Belli bir bar var diyelim sayısal zekada. O barı geçtikten sonra fazlasının çok bir katkısı olmuyor mesela. Önemli olan duygusal ve sosyal zekanı geliştirmek mesela. Özellikle duygusal zeka. Yani böyle en ufak başarısızlıkta hemen aptal olduğunuzu falan düşünmek yerine neleri hata yaptığınızı düşünerek onları düzeltmeye çalışın. İngilizce önemli bir bilgisayar mühendisliği için. Kesinlikle bölümümüz Türkçe ise bile İngilizce bir şekilde öğrenin yani daha ilk sınıftan. Ne kadar erken öğrenirseniz okulu bitirdiğinizde o kadar çok biliyor olacaksınız. Ne kadar geçe bırakırsanız o kadar öğrenmek de zorlaşacak bir noktadan sonra. Bir de şeyi tavsiye edebilirim. Bu HackerRank gibi sitelerde takılmalarını tavsiye ederim okul hayatları boyunca. Evet. O Çok şekilde hani haklısın. Bitcoin gibi. Evet kitap okuyabilirler İngilizce öğrendikten sonra. Bu algoritma öğrenmek için vesaire veri yapıları öğrenmek için falan. Kendini geliştirmenin birçok yolu var. Dediğim gibi. Yayının sonuna geldik. Bize 1 saat 12 dakika boyunca eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayın için çok seyirciler için de Biz 22 teşekkür şu ederiz. anda canlı yayında izliyormuş. Onlara da çok teşekkür ederiz izledikleri için. Bir sonraki yayınımız muhtemelen Koç Bilgisayar olacak. Takipte kalın. Şu anda